Mikala ve Malenia, özellikle Marika'nın ilk ve altın oğlu Altın Godwin'in vefatından sonra Kraliçe Marika'nın tartışmasız en asil çocuklarıydı. Ne yazık ki ikisi de büyük ihtimalle arada kalmış topraklar üzerinde etki yaratma arzuları nedeniyle dış tanrıların sorumlu oldukları lanetlerle doğmuştur ve hedef alınmalarının nedeni Empyrean olmalarıdır. Mikala sonsuz gençlikle lanetlendi. Kulağa çok kötü gelmiyor değil mi? Ama pratikte hiç de iyi değildi. Bebeksi vücudu ciddi anlamda az gelişmişti. Aslında o kadar kötüydü ki ben diyeyim yumurta gibi bir kabukta ya da siz deyin bir kozada yaşamak zorunda kaldı. Tam tersine beyni çok üstün yeteneklerle donanmıştı. O kadar ki tüm yarı tanrılar arasında ulu bir bilgin olarak saygı görmüştür. Kardeşi Malenia, bilgeliği ve çekiciliğiyle onun en korkunç Empyrean olduğunu düşünüyordu. Bir kabukta yaşamaktaki niyeti, Helic Tree'nin besleyici köklerinde bir tanrı olmak için yeterince büyümek ve ardından kız kardeşi Malenia'nın lanetini kaldırmaya yardımcı olmaktı. Ancak ondan önce bile kız kardeşinin kızıl çürüme lanetini iyileştirmek için birçok girişimde bulunmuştu. Başarısız olmuştu. Defalarca. Bu noktada artık altın düzene inanmaya devam etmenin bir anlamı olmadığına karar verdi ve artık Kraliçe Marika'nın yerine geçmeyi hedeflemiyordu. Daha sonra hüsrana uğrasa da en azından lanetin ilerleyişini durdurmaya çalışmaya devam etti. Bu alaşımsız altını bulduğu, ondan iğneler yaptığı ve çürümenin Malenia'nın vücuduna yayılmasını engellediği zamandır. Gideon Ofter'in dediği gibi, aradaki diyarların en güçlü ve en korkunç tanrısı olmak için daldığı uykudaydı. I heard speculation Mikala embedded himself in the helic tree. But before he could finish, someone cut the tree open and absconded with his infant form. Ama ne yazık ki üvey kardeşi Morgan'ın çok farklı planları vardı. Çünkü kendisi için yeni bir hanedan başlatmak istiyordu ve Mikala'yı en asil ve en bilge kan olarak gördü. Morg onu Helic Tree'nin köklerinden kopardı ve artık daha da zayıf olan vücudunu sapkın ayinlerinde zorla kullandı. Bir gün Mikala'nın tanrılığa yükseleceği ve kendisinin onun eşi olacağı umuduyla Mikala'nın kanını çeşitli kötü yollarla kendi kanıyla değiştirdi. Böylece hükümdar olabilecekti. Morg dış tanrılardan biri olan formsuz annenin rehberliğinde yapılan tüm bu hastalık ritüellere rağmen ne Mikala'dan bir yanıt alabilmiş ne de Mikala tanrılığa yükselmiştir. Mikala tüm bunlara dayanabilmiştir. Çünkü aslında o Aziz Trina'nın ta kendisiydi. Derin uykunun aziziydi. So Mikala was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. Ve lekeli şampiyon Morg'u öldürdükten sonra Mikala'nın bugüne dek hala uykusuna devam ettiğini biliyoruz. Malenia'nın çilesi tartışılması gereken başka bir canavardı. Azgın bir Scarlet Rot ile lanetlendiğinden hiçbir kelimenin tam anlamıyla tarif edemeyeceği bir acı içindeydi. Scarlet Rot ile kuruyup giderken çürümenin onu öldürmesini ya da Marika'nın Elden Ring'den ölüm rününü çıkarması durumunda ona daha fazla acı vererek felç etmesini önlemek için bir dizi amputasyonla sağ kolunu, sol bacağını ve sağ ayağını kaybetti. İşte o zaman Malenia, lakaplarından biri olan Sever'da sahip oldu. Kendisine özel protez yaptırdığı için eskisiyle aynı hareket kabiliyetine sahip oldu ve kılıç kolunu tam verimle kullanabildi. Hayatının bir noktasında kör bir kılıç ustasıyla karşılaştı ve onun ustası mı yoksa rakibi mi olduğundan emin olmasak da Malenia'yı eşi benzeri görülmemiş hünere sahip bir kılıç ustası yaptı. Malenia ve ikiz kardeşi Mikala çok yakınlardı. Sonsuz bir gençlikle lanetlenmiş Mikala'nın korunması gerekiyordu. Mikala, kız kardeşinin Scarlet Rot'tan kaynaklanan acısını iyileştirmenin veya en azından hafifletmenin yollarını bulmaya çalışırken, Malenia diğer lakabını almış ve Mikala'nın kılıcı olmuştu.
Moog, Malenia bir sefer sırasındayken Helic Tree'den Mikala'yı kaçırdıktan sonra Malenia Helic Tree'ye döndüğünde ikiz kardeşinin yerinde olmadığını gördü. Bu onu çılgına çevirmişti. Hem Mikala'yı kaybettiğinden hem de parçalanma çağında yaşadığından bulabildiği herkese savaşa gitti. Aciz yarı tanrı Godric the Grafted merhamet dileyen ilk kişiydi. Savaş üstüne savaş kazandıktan sonra diğer üvey kardeşlerinden biri olan General Radan'ın karşısında durdu. Bu üstünlük savaşında ayakta kalan son kişiler onlardı. Muazzam yeteneğine rağmen Malenia yerçekimi ustası Starscourge Radan'ı yenemedi. Ne yazık ki yenilgiyi kabul edebilecek bir tip değildi. Çok uzun zaman sonra ilk defa içinde Scarlet Rot bir kez daha çiçek açtı ve Kaelid'i çürüyen bir cehenneme çevirdi. Çürümeye yakalanmış güçlü Starscourge Radan hem dostların hem de düşmanların etiyle ziyafet çeken bir kabuğa dönüşmüştü. Savaş alanının ortasında ağır yaraları nedeniyle Malenia felç edici bir acı içinde ölümü uzak tutmaya çalışıyordu. Yeminli Clean Rod şövalyelerinden Finley onu omzuna aldı ve mucizevi bir şekilde savaşarak Malenia'yı savaşta aldığı yaralardan ve ikiz kardeşini kaybetmesinden kaynaklanan hem fiziksel hem de duygusal acılardan dolayı uykuya daldığı yere Helic Tree'ye kadar taşıdı. Belirli bir lekeli şampiyon onunla kılıçları çarpıştırana kadar hiç yenilgi yüzü görmemişti. Böylece İkiz Emperya'nın hikayesi sona erer. En azından şimdilik. Bu içeriği beğendiyseniz lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Ben kimim? Bir süredir kendi ana dilimde içerik üretiyorum ama bunu İngilizce yapsaydım kaç kişiye ulaşabileceğimi hep merak ediyorum. Bu yüzden artık bu kanalda İngilizce içerikler görmeye başladınız. Lütfen istekte bulunmaktan ve yapıcı eleştiriler vermekten çekinmeyin. Kanalı nasıl büyüteceğim konusunda hiçbir fikrim olmadığı için tüm geri bildirimler benim için çok önemli ve bu büyüme bir nedenle hayati önem taşıyor. 38 yaşında bir Commodore 64 çocuğuyum. Gençliğinden beri çeşitli farklı ve sıkıcı işlerde çalışan ve her zaman böyle yaratıcı ve sosyal bir şey yapmayı hayal eden tam zamanlı bir içerik yaratıcısıyım. Ve sevdiğimiz oyunlarla ilgili deneyimlerimizi paylaşmak için videolar üretmeyi çok seviyorum. Yaptığım işi sevmeme rağmen yaşam ihtiyaçlarımı buna dayalı olarak sürdürmek için bu kanalı sizlerin yardım ve iyilikleriyle büyütmek zorundayım. İzlediğiniz için teşekkürler.